Evet merhabalar şimdi oncreate metoduyla tekrardan devam ediyoruz. Burada oncreate kısmına set content view da binding.root yazmayı unutmuşuz. Hemen burada binding.root yazıyoruz şimdi Window Burada en yukarıdan başlıyoruz window e, Compat Compat nokta bir Set Decor fit systems Diyoruz burada window'umuzu koyuyoruz ve false diyoruz ekran ayarlamalarını Yapıyoruz Şimdi Request Permission Launcher'a ihtiyacımız var burada. Bir request şöyle request permissions request permission launcher şeklinde bir launcher oluşturuyoruz. Request permission launcher diyoruz. Launcher diyoruz. Burada eşittir eşittir ile eşittir değil. Pardon. Burada launch yapacağız. Launch işlemi yapacağız. Launch diyoruz ve array, array of, array of manifest Android içinde olan permission nokta kamera ile gerekli işlemi seçiyoruz. Şimdi bu request launcherımızı şurada en alta inelim bir permission şeklinde oluşturalım. Şu şekilde buraya permission notuyla oluşturalım. Şimdi burada private private wall diyoruz. Request permission launcher eşittir register activity register for activity result register activity register for activity pardon for activity result diyoruz. Hangi contract'i kullanıyoruz? Burada activity result contracts nokta multiple multiple nokta galiba ide'de bir sorun çıktı. Request Permission burada parantezimizi açtık. Ardından biz permissionları döndürmeye başlayacağız burada. Permissions diyoruz. Aslında bir tane permissionımız var. O da kamera ve aslında iki tane doğru şey galeriden de okuyorduk. Bu bu permissionlar arasında bir for each döndürüyoruz. Her videoda değişik farklı bir permission alma yöntemini sizlere gösteriyorum. Permission diyoruz buradan. Şimdi burada if permission nokta value nokta value diyoruz. Burada indent koyup permission nokta key eşit eşit manifest pardon bu manifest değil. Şu manifest nokta permission nokta kamera diyoruz. Ve burada create create kamera Provider Provider şeklinde eklememizi yapıyoruz. Else durumu ne olacak? Else if durumu bu da tabii ki de bizim read external değerimiz olacak. Permission nokta value eğer value ve permission'ımız bize manifest nokta permission nokta read external storage veriyorsa bu sefer ne yapacağız? Galeri yönlendirmesiyle devam edeceğiz get image from gallery bizim fonksiyonumuzun ismi olabilir. Şimdi biz burada create camera provider'ı şu şekilde create edelim. Şimdi burada ne yapacağız? Bir kamera bir wall kamera provide provide future future şeklinde buradan bir process kamera provider deyip get instance diyoruz get instance diyoruz. Burada kamera pardon kamera ile bazen sorun çıkarabiliyor. Process kamera provider kamera provider evet get oluşturuyoruz. Şimdi burada kamera provider future nokta add listener bir listener ekleyeceğiz. Burada ne yapacağız? Bu ilk önce şöyle bir View Model nokta Set Kamera Provider deyip Kamera şöyle Kamera Provider Future Get diyeceğiz ve bir executor eklememiz gerekiyor. Şuraya virgül koyup bir de executor'ımızı eklemiş olacağız. Artık kamera Provider'ımızı ile kameramızı bağladık. Şimdi Get Image From Gallery diyoruz. Bunu sağ tıklıyoruz. Show Content diyoruz. Create Function'ımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Pick Image Gallery. Bu bizim e, register activity for resultumuz olacak. Nokta launch diyoruz. Onu da oluşturacağız tabii ki de. Önceki bölümde oluşturduğumuz gibi image'i burada şey e, sadece yönlendirdiğimiz intentte galeride sadece image'i görmemiz gerekiyor. Böyle bir yönlendirme yapıyoruz. Bu ne olacak şimdi? Private Wall Pick Image Galeri eşittir diyoruz. Register for Activity Result Activity Activity Result Contracts nokta Get Content Get Content diyoruz. Burada kapatıyoruz ve yüzerimiz buraya gelecektir. Seçilen URI buraya geldi. Kullanıcı seçmediyse nullable olacağı için burada nullable bir ifade kullanılıyor. Image diyoruz. Bir input image buraya gelsin. Bir input image gelsin. URI nokta let diyoruz. Try eğer image eşittir input image from Mary, from file path from file pet from file path this virgül it. Şimdi burada process barcode işlemimizi artık buradaki input image'i buraya gönderiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Artık try'ımızı kapatmanın sırası geldi. Exception diyoruz. Ardından burada log nokta deyip tag'imizi main activity olarak verebiliriz. Bu tag'i bir companion object içinde de verebiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi get image from gallery fonksiyonumuzu da yazmış olduk. Şimdi artık izinleri aldık ve gerekli açılımları yaptık. Ancak ne eksik? Biz şu anda hiçbir butonun tıklamasına bu özellikleri atamadık. Yani kullanıcı şu anda aslında herhangi bir şekilde etkileşimde bulunamıyor ekranla. Şimdi request permission launch'tan sonra şöyle click click buttons isminde bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonu options burada hemen click buttons isminde oluşturabiliriz. Şimdi ne yapacağız burada? Öncelikli olarak binding.apply ile burada öncelikli olarak bottom up bar bir up barımız var. Bu set on menu item click'li sınır yapacağız. Şöyle süslü parantezlerimizi açalım. When artık item id bu bottom up bar içerisindeki itemları e, tıklanmasıyla biz buradaki işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi r.id nokta menü flashlight gördüğünüz gibi bu bizim menümüzdü. Flashlight'ımızın olduğu menüydü. It is checked'sa burada hemen ilk nokta is checked yapıyoruz. Birbirine tıklandığındaki zıt haline çeviriyoruz. Ardından kamera nokta e, buradaki kamera nokta kamera controller kamera control nokta enable torch diyoruz. It nokta is checked diyoruz. Ardından if eğer it nokta is gördüğünüz gibi it nokta ikon buradaki ikonun değişikliğini yapacağız ikon diyoruz. Enable torch'umuz da zaten bizim e, kameramızın flash'ı olacak. Burada context compat nokta get drawable dediğimizde this main activity olanı, main activity anotasyonu olanı seçiyoruz. R nokta nokta flash off, flash light off. Else durumunda yani bu artık checked değilse de zıttı. Yani kullanıcı neye basıyorsa onun zıttını görecek aslında bu kısımda şöyle eşittir diyoruz. ContextComplete.getDrawable deyip this this at mainActivity virgül r .on diyebiliriz. Icon Flashlight on Gördüğünüz gibi şimdi küçük bir nedense ideden kaynaklı bir error veriyor. Şurada bir return işlemini de yapalım tabii ki de return setOnItemClickListener true şeklinde gördüğünüz gibi verdik. Şimdi burada burada bir de bottom up barın, set navigation olayı var. Buraya tekrar bottom bottom up bar diyoruz. Nokta set navigation on click listener işlemimiz var. Request permission launcher nokta launch diyoruz. Ne yapıyoruz? Array of şeklinde bir manifest Şuradaki manifesti Android'den alacağız. Çünkü içerisindeki permission'dan read external Storage'a ulaşmak istiyoruz. Ne yaptık? Burada bizim bottom up barımızda bir tane add gallery vardı. Onu çağırdık. Şimdi bir de buton kontrolümüz var. Bu buton kontrol set on click'li sınırla if eğer is stopsa yani durduysa video durduysa ne yapacak? Tabii ki de bind to lifecycle use case group buradaki şeyi durduracak Binding nokta buton kontrol ile Pardon buradaki cyclea geri katacak şu anda Buton kontrol set image resource R nokta R nokta drawable Nokta ikon stop Gördüğünüz gibi buradaki Şu anda kullanıcı pause'u görüyor. Yani video hareket halinde. Pause'a tıkladığında video duracak. O durumda ne olacak? Tabii ki de else durumunu kapsıyor o. Else durumunda view model view model nokta e, camera provider nokta value nokta şöyle unbind all bütün bağlantıları kopardık. Şuradaki elvis gereksiz oldu. Unbind all dedik ve binding nokta button control .setImageResources set image resources r nokta start buradaki butonumuz ikon ikon start play ikon play mi yaptık evet ikon play şeklinde yaptık buradaki e, gördüğünüz şu bu iç kısımda artık stopu e, is stop olarak böyle değiştirebiliyoruz artık kullanıcı buradaki Buradaki butona bastığında Ya ekrandaki kameranın akışı duracak Veya akışta yani stop halinde değilse Stop halinde değilse duracak stop halinde ise Başlayacak aslında burada tamamen Hem Butonların görselleri arasında bir Değişiklik var hem de Buradaki diğer olaylar birbirini zıt takip ediyor. Biz burada proses barkodumuzda ekledik. Aslında tamamen bu şekilde open info dialog biz burada proses barkodumuz gördüğünüz gibi open info dialog ile buradaki bütün bilgileri gösterdi. Ve gördüğünüz gibi şurada iki tane hatamız var. iki tane uyarımız var. Emoji proxy bu bizim önceki bölümlerimizde de gelen bir hataydı zaten. Gelen bir uyarıydı. Bunun için buraya bir link eklememiz gerekiyor. Sürpriz link diyoruz. İki tane anotasyon eklememiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi unsafe unsafe experimental experimental usage error usage error Bunlar kamera x'ten dolayı eklememiz gereken e, anotasyonlar. Unsafe options, unsafe options. Hatta opt olacak option değil, op opt olacak in usage usage error error. Şu anda gördüğünüz gibi saat sağ üst tarafta gördüğünüz gibi. Uyarımız tamamen kapandı. Buradaki butonlarımızın tıklanmasını tamamladık. E, Providerlarımızı verdik. İşlenmesini sağladık. E, Diyalogumuzu bu bilgilerimize göre açtık. ve Diyalog ekrandaki bilgilerimizde bu şekilde e, gerekli eklemelerini bilgilerin yapıştırılmasını ve gerekli izinlerin dahi alınmasını tamamen uygulamamızı tamamlamış olduk. Şimdi bu kısımda aslında uygulamamızı bitirdik. Şimdi uygulamanın test edilmesiyle son bölümümüze devam edelim. Teşekkürler.